Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Edirne İl Müftü Vekilimiz Sayın Hüseyin Okuş hocamız bizlerle birlikte. Kendisiyle zaman zaman güzel konuları işliyoruz. Bu hafta konuşacağımız konu da aslında çok güzel bir konu. Mevlana'dan bahsetmeye, eserinden, Mesnevi'den bahsetmeye çalışacağız hocamızla. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Mevlana'yı ve Mesnevi'yi konuşacağız bugünkü sohbetimizde. Buna mukabil olarak tabii yeni yıl dediğimiz miladi yıl olarak da yeni yıl yaklaşıyor. Programın sonunda inşallah birkaç kelamla da bununla i̇nşallah. Alakalı sizlerden görüş alacağız. Kur'an ve Mesnevi bağlamında Mevlana kimdir diyelim. Bu şekilde başlayalım programımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi bütün bizi dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim ulaştığımız cuma günümüzü hakkımızda hayırlı eylesin. Amin inşallah. Cuma günümüz hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Buradan bizleri izleyen bütün Edirneli kardeşlerimize, seyircilerimize saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletiyorum. Hayırlı cumalar, hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Tabii Mevlana kimdir? Mevlana'nın bizim kültürümüzdeki yeri nedir? Değeri nedir? Bununla alakalı birçok soru sorulabilir. Bununla beraber efendim Mevlana'nın kişiliği, kimliğinden ziyade onun öne çıkardığı efendim düşünceleri, mutasavvuf yönü, bilgileri, bize sunduğu mesajları hakikaten o günden bugüne çok değer ifade etmekte. Yani tıpkı her gün ihtiyaç duyduğumuz tazeliğini korumakta değil mi? Tabii su gibi, hava gibi tazeliğini korumaktadır buyurduğunuz gibi. Mevlana 1200 yıllarında Afganistan'ın Bel şehrinde, efendim kasabasında dünyaya gelmiş ve daha sonraları efendim Anadolu'ya, Karaman'a ve Konya'ya yerleşmiş. Daha küçük yaşlardan itibaren babası Sultan Veled'den efendim birçok Kur'an dersleri, sosyoloji vesaire felsefe dersleri almış ve o günün hocalarından, alimlerinden dersler almış bir gönül insanıdır. Tabii almış olduğu terbiye, kültür, efendim Kur'an ahlakı, Kur'an ilmi onu daha sonra yazacağı Mesnevi, Fî Mâ Fîh, efendim divanları ve bir takım şiirlerine konu olacak o günkü bilgileri daha küçük yaştan itibaren ne yapmaya başlamıştır? Elde etmeye başlamıştır. Dolayısıyla Mevlana deyince aklımıza bizim peygamber ahlakı, Kur'an ahlakı akla gelmelidir. Zaten nerede, ne zaman, neyi konuşursak konuşalım aslında biz Kur'an'ı konuşuyoruz. Evet. Aslında biz Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşuyoruz. Mevlana efendim asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Evet. Ama ve Mevlana niye Mevlana olarak efendim meşhur olmuş? Mevlana efendi demektir. Dost demektir. Mevla diyoruz. Dost, arkadaş. Efendim dost nedir? Kendisine güvenilen, itimat edilen, emanet edilen insan demektir. Bu manada onun söylemleri, düşünceleri, fikirleri, işte dostluğu pekiştirmek, dostluğu oluşturmak, dostun kim olduğunu ortaya koymak için ortaya çıkmıştır. Evet. Ve nitekim o nedir? Dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim der. İşte Mevlana'nın kendi ismiyle müsemma birçok ifadesi vardır. Bu anlamda biz Mevlana'nın kişiliğinden, karakterinden, kimliğinden ziyade onun bugüne 1200'lü yıllardan bugüne kadar öğretileri, efendim mesajları hakikaten iyi anlaşılmalıdır. Bugün de tazeliğini, güncelliğini çok üst seviyede korumaktadır. Bununla beraber tabii Mevlana'nın özellikle Şems-i Tebrizi ile tanışması ve onun
bilgeliğinden, onun efendim felsefi dünyasından, Kur'an ahlakından, Kur'an bilgisinden, feyzinden etkilenmesi onu daha da yüceltmiştir, daha da büyütmüştür. Kemale erdirmiştir. Kemale erdirmiştir bir anlamda. Evet. Tıpkı onun efendim bir neyinden bahsederiz. Efendim onun bir işte semazeninden, ki insanın kendi etrafında dönüşünden bahsederiz. O farklı bir yaklaşımla efendim tabiattaki kuşlardan, ağaçlardan, hayvanlardan, onların diliyle insanlığa mesaj vermiştir. Evet. Halbuki tek yönlü değil, çift yönlü vererek birçok müfessirden, birçok efendim alimden farklı olarak öne çıkmış, haklı olarak öne çıkmış. Dolayısıyla Mevlana deyince aklımıza aslında Kur'an ahlakı, peygamber ahlakı gelmeli. Evet. 1206-7 yıllarında doğuyor, 1273 yıllarında vefat ediyor. 66 yıl gibi bir zaman dünyada yaşıyor. Tabii o ölümüne de Şibi Aruz diyor. Yani düğün gecesi demek. Şibi Aruz, düğün gecesi. Yani sevgiliye, sevdiğine kavuşma anı. Tabii her yıl efendim 17 Aralık itibariyle Mevlana anılır. Onun öğretileri, mesajları, efendim onun insanlığa sunmuş olduğu o güzel değerler insanlarla paylaşılır. İşte dostluktan, yardımseverlikten, kardeşlikten, bütün bunların insanların ihtiyacı olduğu her zaman anlatılır. O günden bugüne Mevlana'yı biz bir gönül insanı olarak, bir mutasavvuf olarak, bir düşünür olarak, bir bilgin olarak, bir önder olarak ne yaparız? Görürüz. Değerli hocam, dediniz ki eserleri tazeliğini korumaktadır. Evet. Tabii buna mukabil olarak da işin kaynağında Kur'an ve sünneti aldığını söylediniz. İşin menbaında Kur'an ve sünnet var. Kur'an ve sünnet olunca tabii ki Kur'an da sünnet de her zaman tazeliğini koruyan bir tabii menbaadır. Demek ki o tazelik buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Peki Mesnevi nasıl bir kitaptır değerli hocam? Şimdi Mesnevi dediğimiz gibi aslında divan şeklinde yazılmış. Evet. Şiir şeklinde yazılmış bir manzumeler efendim içeriği halindedir. Bununla beraber Mesnevi'nin farklı bir anlatış tarzı vardır. İşte o bir insanı anlatır, bir neyi anlatır. Mesela neyi anlatırken işte bu ses çıkaran, bir anlamda ızdırap duyduğunu, ızdırabını, efendim serzenişini ortaya çıkaran o neyi şöyle anlatır. Der ki ney efendim o sazlıktan o kamış kesilip işte o mamul hale getirilip ney üfleyip o ses çıkarıyor. Ben diyor işte o sazlıktan kesildim, asıl olmam yerden ayrıldım, ayrılığın ızdırabını çekiyorum diyor. Ve beni her üfleyişte, her efendim beni ele aldıklarında ben o ızdırabı hissediyorum. Ta ki kamil oluncaya kadar. Hakikaten neyin de şöyle bir özelliği vardır. Ney devamlı üflenmelidir. Bakımı yapılmalıdır, yağlanmalıdır. Eğer neyi bakımını yapmazsan, üflemezsen ses çıkarmaz. Buradan o Mesnevi de şuraya geçer. Mevlana Celaleddin Rumi. Der ki insan da böyledir. İnsan ana rahminden, efendim dünyaya geldikten ölünceye kadar hep bir serzeniş halindedir. Evet. Dertleri, sıkıntıları, acıları, kederleri hiç bitmez. Ki ne zamana kadar? Kamil bir insan oluncaya kadar. Evet. Onu kamil yapan dertleridir. Onu olgunlaştıran sıkıntılarıdır. Efendim onu insanlar içerisinde böyle oturaklı, vakarlı, ahlaklı yapan nedir? Geçirdiği sıkıntılar, dertler, acılar, hastalıklar, kaybettiği işte eşleri, dostları onu ne yapar? Kamil bir insan haline getirir der. Yani Mesnevi deyince Mesnevi'nin anlatış tarzıdır daha doğrusu bu. Evet. Efendim mesela ne diyor? Hamdım, piştim, yandım. Yani bir insan ham, sonra pişiyor, daha sonra aşkın hale geliyor. Yanmak aşık olmaktır, aşk. Evet, Rabbine yanma. Tabii.
Yani şimdi zaten bir işi aşkla yapmıyorsanız o işin neticesi eksik olur. Evet. Tam olmaz asla. Aslında bunu şöyle değerlendirelim. Bir hadisin ifadesidir bu. Hadis-i şerifte peygamberimiz ne buyuruyor? İnna Allahu Teala. Şüphesiz Allah İza amile ahadukum amelen ey yutkinehu. Zekâ Resulullah. Allah sizden bir işi güzel yapmanızı, en güzel yapmanızı ister, sever. Evet. O da aşk halinde yapılır. Yani tıpkı Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın kendinden daha ağır neredeyse bir efendim mermiyi namlunun ağzına koymasıdır. Bu bir aşktır. O anın heyecanıdır. O anın metafizik ötesi bir duygusudur. Siz efendim Kıbrıs'ta, Çanakkale'de, efendim Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da düşmana karşı mücadele eden insanlar gibi, bir ilim erbabı gibi, gecenin seher vaktinde kalkıp Rabbine dua eden bir kul gibi veyahut da bir işte efendim büyük başarılar gösteren bir sporcu gibi, işte 100 metreyi, şu kadar kilometreyi, şu kadar saniyede koşan bir insan onu aşkla yaparsa bu başarıyı elde eder. Evet. İşte bütün bunları Mevlana Celaleddin Rumi ne yapıyor Mesnevi'de? Bizim anlayacağımız, bizim heyecan duyacağımız, daha nice nesillerin ya ne kadar da güzel ifade etmiş dediği bir şekilde ne yapıyor? İfade ediyor. Evet. Dolayısıyla Mesnevi'nin birçok bu anlamda bize bakan yönleri var. Mesela o şöyle diyor. Ey insan, aradığını Kaf Dağı'nda arama. Aradığını kendinde ara. O aradığın araz da, cevher de senin içinde diyor. Yani şunu söylüyor kısacası. Yani siz başka yerine de aramayın bir şeyi. Bir suçun varsa onu kendinde ara. Bir hatan varsa onu kendinde ara. Evet. Eğer mutluluğun varsa sen de onu kendinde ara. Çünkü bir şeyler yaptın, mutlu oldun. Evet. Efendim, her şeyi kendinde ara. Başarmak istiyorsan da, efendim, yardımcı olmak istiyorsan da, her şeyi kendinde ara diyor. Yani Mevlana'nın hakikaten bakış açısı tam bir Kur'an perspektifinden insanlara öyle güzel hitap ediyor ki, yani onu anladıktan sonra ona mest olmamak elde değil. Evet. Yani hakikaten Mesnevi'nin anlatış tarzı, Mevlana'nın divanları, efendim Divan-ı Kebir'i, işte diğer eserleri, Fî Mâfî'deki eserleri vesaire kitaplarına baktığımız zaman böyle farklı bir anlatış tarzı vardır. İşte mesela o işte bütün kainattaki kainatı konuşturur. Mesela der ki ey insan, sen kendini küçümseme. Yolda yürüyen bir kainatsın sen, der. İnsanı tıpkı Kur'an'ın ifadesiyle, yani bir kainat gibi bütün efendim elementlerin, mücevherlerin, cevherlerin, arazların insanda mündemiş olduğunu ifade eder. Onun öğretilerine baktığımız zaman hep efendim kainattaki canlıları konuşturur. Kuşları, ağaçları, evcil hayvanları konuşturur. Onların ağzından da mesajlar verir. Buradan da biz anlıyoruz ki Mevlana Celaleddin Rumi kainattaki her şey insanın emrine yaratılmış. Ve nitekim ayet-i kerimede ne diyor? Ve iz kâle rabbüke lil melâketi inni câilun fil ardı halife. Evet. Halife olarak Cenab-ı Allah ne yaptı? Yeryüzünün halifesi. Evet. İnsanı yarattı. İnsanı yarattı. Evet. Onu da tabii farklı perspektiflerden açıklıyor. Evet. Değerli hocam, Mesnevi nasıl bir kitaptır dedik. Buradan yola çıkarak da Kur'an ve sünnet bağlamında Mesnevi bize ne anlatmaktadır? Ne ifade etmektedir? Evet. Sözümüzün başında dediğimiz gibi Mesnevi deyince aklımıza bizim, Mevlana deyince aklımıza aslında Kur'an ahlakı gelecek. Evet.
Kur'an ahlakı. Kur'an neden bahsediyor? Kur'an bize üç şeyden bahseder. Bir, ahlak. İki, ibadet. Üç, itikat. Veyahut da tersten de sayabiliriz. İtikat, ibadet, ahlak. Aslında Kur'an'ın sınırları budur. İtikat dediğimiz zaman aklımıza Allah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, kader ve kazaya, öldükten sonra dirilmeye. İman esasları. İbadet deyince de efendim kelime-i şehadetten sonra namaz, oruç, hac, zekat, efendim bunlar akla gelir. Sonra ahlak bölümü gelir. Tabi ahlak ve muamelat, işte diyelim ki dürüst olmak ahlaklılıktır. Evet. Yardımsever olmak ahlaklılıktır. Efendim mütevazi olmak ahlaklılıktır. İnsanların sırlarını örtmek ahlaklılıktır. Mesnevi'nin en önemli hususlarından birisi, tıpkı hadislerdeki peygamberimizin cevami-ül kelim dediğimiz, yani az sözle büyük manaları ortaya koyan Peygamber Efendimizin sözlerinde benzer, yine hadislerden etkilenerek ortaya koymuş olduğu sözlerdir. Mesela tabii siz daha vakıfsınız konuya da, kusurları örtmede gece gibi ol diyor. Evet. Onun 7 öğütü vardır. Herkesin bildiği. Evet. Herkesin bildiği 7 öğüt. Onlardan birisi nedir? İnsanlara yardımcı olmada, efendim cömert olmada akarsu gibi ol. Ya. Akarsu gibi ol. İnsanlara efendim dediğiniz gibi insanların kusurlarını örtmede gece gibi ol. Yani insanların kusurlarını araştırma. Eksiklerini görmeye çalışma. Gece gibi ol. Tıpkı gece siz önünüzü bile göremezsiniz. Evet. Cenab-ı Allah her hal ile aslında insanlara ne yapıyor? Bir ibret, bir ders, efendim bir öğüt veriyor. Bununla beraber merhamet ve şefkatli güneş gibi ol diyor. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol diyor. Efendim asabiyet ve diyor hırçınlıkta ölü gibi ol. Sonunda şöyle bağlıyor. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Bütün mesele o zaten. Bütün mesele bu. Evet. Aslında burada ne diyor biliyor musun? Yani bakın ahlak kuralları içerisinde. Yani ikiyüzlü olma. Yani münafık olma diyor. İkiyüzlünün fıkıhtaki karşılığı nedir? Münafıklıktır. Münafık. Ve peygamberimizin de Kur'an'ın da münafığı ve münafıklık alametlerini yerdiği ayeti kerimeler, hadis-i şerifleri vardır. Çünkü Cenab-ı Allah bizi yaptığımız her işte, esnaf olalım, tüccar olalım, efendim ne olursak olalım, işimizi aşkla yapmakla beraber samimi olmak kaidesini de içine koymuştur. Evet. Samimiyetle yapılmayan iş de eksiktir. İhlas, ihsan duygusuyla. Evet. İhsan özelliğiyle yapılmış. Tabii. Işte. Dediğiniz gibi ihsan özelliğiyle Cenab-ı Allah'ın gözetimi ve onun himayesi altında yaptığını düşünmektir. Evet. Ve nitekim peygamberimiz diyor ki münafığın alameti üçtür. Bazı yerlerde dört diyerek geçebilir. Evet. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Emanet edersin, emanete hiyanetlik yapar diyor. Efendim sahabeden birçok insan acaba bende de bu haller var mı diye zaman zaman kendisini ne yapmıştır? Sıhhaya çekmiştir. Bunun hakikaten şöyle baktığımız zaman ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yani farklı insan olma. Zaten insanlar da şöyledir Nazım Bey. Sizin samimiyetinize inanırlarsa sizinle beraber her yere giderler. Evet. Her işi yaparlar. Koşarlar, koştururlar. Tanıştığınız, yakınlaştığınız insanlarla bütün bunları ne yaparsınız? Yaşarsınız. Evet. İşte Mevlana tıpkı Kur'an'daki ifadesiyle Bismillahirrahmanirrahim ve inneke leala hulugun azim. Ne diyor Cenab-ı Allah peygamberimize? Sen büyük bir ahlak üzeresin. Evet. Büyük bir ahlak. Yani Hazreti Ayşe validemize peygamberimizin ahlakı soruluyor.
Diyor ki peygamberimiz için Hazreti Ayşe validemiz, siz diyor hiç Kur'an okumaz mısınız? Onun diyor ahlakı Kur'an. Evet. Kur'an'dır. E peki Kur'an neden bahsediyor? Dürüst olmaktan bahsediyor. Doğru olmaktan bahsediyor. İyi bir komşu olmaktan bahsediyor. Efendim insanlara karşı merhametli olmaktan, doğrusu söylemekten bahsediyor. Bütün bunları biz Mevlana, Kur'an ve sünneti mezdecerek, yani bir anlamda ona Mecmuaül Bahreyn denilir. İki denizin birleştiren, birleştiği yer anlamında. Yani Kur'an ve sünnet iki denizse, onları birleştirip onların menbaından bize böyle güzel sözler çıkarıyor. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi. Evet. Peki Kur'an ve sünnetten başkaca örnekler var mıdır hocam? Şimdi tabii onu da vaktimiz ölçüsünde değerlendirelim. Şimdi sünnette mesela El-Müslimü ehul-Müslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu men kâne fî hâcet ehîhi kâne allâhu fî hâceti ve men ferrece an müslimin kürbeten ferrece allâhu anhu biha kürbeten min kürbi yevmil kıyâme ve men setera müslimen seterahullâhu yevmel kıyâme. Sıdaka Resulullah. Diyor ki son kısmını söyleyeceğim. Kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter. Bu peygamberimizin çok icazla cevami-il kelim dediğimiz az bir sözde büyük bir mana ifade ediyor. Evet. Hadisin tamamında çok şeyler var. Müslüman Müslümanın kardeşidir. O ona zulmetmez, kötülük yapmaz diye diyor. En sonunda da ve men setera müslüman seterahullahu yevmel kıyame. Yani kim Müslüman kardeşinin ayıbını, kusurunu, hatasını örterse Allah da kıyamet günü onun hatalarını örter diyor. Mevlana buna şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki bir gün diyor dört kişi camiye gittiler. Namaz kılmaya gittiler. Dördü de oraya gittiler. Namaza durdular. Ve o esnada diyor kapı açıldı. Müezzin efendi geldi. İlk kişi dedi ki müezzinin geldiğini anladı. Namazda olduğu halde müezzin efendi sen ezan okumadın mı? Biz namaza durduk dedi. Ve namazda konuştuğu için diyor namazı bozuldu birinci kişinin. İkinci kişi de dedi ki ya namaz kılıyoruz sen ne konuşuyorsun dedi. İkinci kişinin de diyor namazı bozuldu. Eyvallah. Üçüncü kişi o iki kişiye dedi ki kardeşim namaz kılıyoruz hep beraber siz ne yapıyorsunuz ne konuşuyorsunuz kendi aranızda dedi diyor. Ve üçüncü kişinin de namazı bozuldu. Sonra diyor dördüncü kişi içinden dedi ki ben bu gafiller gibi olmayacağım. Konuşmayacağım dedi. O da onlara laf attığı için onun da namazı bozuldu diyor. Şimdi buradan diyor şuraya geliyor. Ey insan diyor sen diyor kendi kusuruna neye bakmıyorsun? Evet. Sen kendi kusuruna bakmıyorsun. Arkadaşın namaz bozulmuş, konuşuyor, sen ona bakıyorsun diyor. Kendi kusuruna bakmıyorsun, ona gafil diyorsun diyor. Evet. İşte diyor, sen başkalarının diyor hatasını örtmezsen, sen de diyor aynı hataya düşersin. Mevlana bunu bu örnekle anlatıyor. Biz bakıyoruz ki Mesnevi'ye, Mesnevi bir anlamda Kur'an'ın ve sünnetin farklı bir versiyonla müfessiri, tefsiri. Evet. Yani bize açıklıyor onu. Bu örnek bize hakikaten şunu gösteriyor. Bizim de onlarca, yüzlerce hatalarımız var. Biz kendi hatalarımızı bırakıp insanların hatalarına, eksiklerine koşuyoruz. Evet, başkalarının ayıplarını araştırıyoruz. Bugün tapataze, güncel bir meseledir bu. Evet. Efendim kahvenizde, iş yerinizde, evinizde, sokağınızda. Bir de hocam sözünüzü balla kesiyorum. Yani bu teknolojinin ilerlemesiyle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle bu daha da arttı. Evet. Yani şimdi ben tabii kullanmadığım için bilmiyorum ama işte okullara gittiğimiz zaman gençler kendi aralarında geçen gün bir sohbetlerine tanık oldum. İfşa diyorlar. O şu demekmiş sosyal medyada bir arkadaşının gizlice çekilmiş bir fotoğrafını veya işte bir ayıbını insanlara ifşa etmekmiş. Yani bunun adına ifşa diyorlar. Evet. Onun ipliğini pazara çıkarma tabiri caizse. İşte tabii hakikaten yani. Kur'an ve sünnet
bizim hayat kitabımız Allah'ın rızasını bulmada, efendim cenneti cemalullah kazanmada rehberimiz, hidayet kaynağımız. Evet. Bunun dışına çıkarsanız siz ne yapmış olursunuz? Ana yoldan çıkmış olursunuz. Evet. Ana yoldan çıkmak demek Allah korusun bizi başka mecralara götürür. Evet. Evet. Onun için insanların ayıbını göstermek, insanların efendim özelini ifşa etmek, söylediğiniz gibi yanlışını işte setretmek, şey yapmak, izhar etmek, bunlar asla insana yakışmaz. Müslümana hiç yakışmaz. Evet. Ben Müslümanım, müminim. Kendisini böyle tanımlayan insan bunları asla yapmamalıdır. Çünkü bu öğütlerle yetiştirildik, yetiştik. Toplum, her baba, anne nedir çocuğuna? Olmayan konuşma. Dürüst ol. Bu ne demektir dürüst olmak? Ya başkalarının yanlışını söyleme. Eğer sen başkalarının yanlışını, hatasını sosyal medyadan olsun, normal işte konuşmalarınız esnasında olsun söylerseniz, unutma ki birileri de senin hatalarını, yanlışlarını ortaya döker. Bu çok yanlış bir şey. Ve yine Kur'an'dan bir örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha ve men ca'e bil seyyiyeti felâ yüczâ illâ mitlehâ ve hum lâ yuzlamûn. Sadakallâhu l-azîm. Ayet-i kerimde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim bir iyilikle gelirse ona 10 sevap vardır. Güzel bir söz söylediniz. Hayır yaptınız. Sadaka verdiniz. İnsanlara yol gösterdiniz, yardımcı oldunuz vesaire. Allah için bir iyilik yaptınız. O iyiliğin karşılığında Cenab-ı Allah 10 kat sevap veriyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın hazinesi geniş. Cenab-ı Allah'ın efendim mülkü o kadar geniş, o kadar çok ki herkese fazlasıyla yetecek kadar var, veriyor. Bununla beraber kim de diyor bir hata yapar, bir yanlış yapar, bir seyyiye işlerse ona diyor sadece yaptığı var bir tane. Tabi aslında bu ayet-i kerimeler aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın rahmetini, kullarına karşı merhametini de gösteriyor. Evet. Hani demişti ya, merhamette ve sevgide güneş gibi ol. Cenab-ı Allah, güneşi de yaratan Allah, ayı da yaratan Allah, her işin üzerinde herkesi aydınlatıyor. Ve bir günaha bir tane yazıyor, bir iyiliğe 10 tane yazıyor. Mevlana bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki, benim bir canım olsa, bir canımla onlarca, yüzlerce can elde etsem ve her canımı da diyor 10 kez öldürsem, Allah rızasını kazanmak için diyor, bütün canlarımı öldürürüm. Niye? O 10 sevabı almak için. Şunu demek istiyor yani. Ben işte 10 sevabı almak için onlarca güzel iş yaparım. Allah'ın hoşuna giden. Güzel söz söylerim. Yardımcı olurum. Gibi böyle örnekler veriyor. Yani ayetleri bağlamında ve insanların zihninde kalacak şekilde öyle güzel anlatıyor ki efendim misallerle, bazen hayvanların dilinden anlatıyor. Yani edebiyatta buna fable diyorlar. Evet. Ya, konuşturuyor bir anlamda. Tabii tabii. İşte ona bir örnek. Evet. Diyor ki ben edebi edepsizden, haddi de diyor hadsizden öğrendim. Ya. Bakın. Edebi edepsizden, haddi de hadsizden öğrendim. Tilke hududullah geçer ayette. Ne demektir bu? Allah'ın haddini aşma. Hududu aşma. Yahut da Allah'ın çizdiği sınırı geçme. Tilki hududullah. Allah'ın sınırlarıdır. Meseleyi anlatır Rabbimiz Kur'an'da. Sonra tilki hududullah. Buna benzer ifadeler geçer. Bu ne demektir? Yani Allah bir meşru, efendim helal daire çizmiş sana. Onun dışında bir sınır var. Peygamberimiz de zaman zaman böyle çizip gösterdiği gibi sahabe-i kirama. Onun sınırı aşmadır. Bu ayeti şöyle bir misalle
Mevlana Celaleddin Rumi anlatıyor. Diyor ki bir gün diyor bir kişi Hazreti Musa'ya gitti. Dedi ki ey Musa Kelimullah, bana şu tabiattaki hayvanların dilini öğret. Tabiatta o kadar çok hayvan var ki, kurtlar, kuşlar, köpekler, kargalar, tavuklar, kediler bilmem. Diyor ki Musa aleyhisselam, ey diyor filan kişi, haddi aşma diyor. Allah seni insan olarak yarattı. Senin bilmen gereken insanların dilidir. Evet. Sen diyor ne işin var hayvanların diliyle? Diyor. O diyor ki yok diyor öğret. Hayır diyor, sen hattaşıyorsun, öğretemem. O zaman diyor sadece evimde beslediğim horoz, tavuk, kedi, köpek onların dilini öğret o zaman diyor. Onların dilini. Evcil hayvanların. Evet. Tamam diyor, öğretiyor, Allah'a dua ediyor vesaire öğretiyor. Ve adam işte evcil hayvanların dilini öğrenmiş oluyor. Ve evine geliyor. Tabii aradan zaman geçiyor. Evinde bir gün yemek yedikten sonra evin hanımı yemek yedikleri örtüyü, sofra örtüsünü evin bir kenarından silkerken onun içinden bir parça ekmek yere düşüyor. O ekmeğe o anda horoz kapıyor. Köpek öteden beri koşuyor. Diyor ki ekmek benim hakkım. Sen diyor yem, tane de yiyebilirsin diyor. Buğday tanesi, mısır tanesi. Ama diyor ben yiyemem diyor köpek. Ekmek benim hakkım. Bana zulmediyorsun diyor. Çünkü onların konuşmalarını artık efendi biliyor. Evet. Duyuyor. Efendi onları dinlerken horoz diyor ki tamam diyor bugünlerde diyor efendinin diyor büyük baş hayvanlarından diyor birisi ölecek. Bir tane en büyüğü diyor ölecek. O zaman diyor sen büyük bir ziyafet çekeceksin diyor. Şey yapma diyor. Tabii evin sahibi bu konuşmayı dinleyince gidiyor hemen o büyük baş hayvanını gidip satıyor. Onların dilini öğrendi ya. Evet. Sonra diyor ki köpek hani böyle böyle olacaktı. Diyor merak etme diyor. Bugünlerde diyor onun diyor yük taşıdığı katırı var ya o ölecek. Onu diyor efendim afiyetle yersin. Bunu da duyuyor tabii evin sahibi efendi. Gidiyor onu da satıyor. Bu sefer diyor ki horoza tekrar köpek. Bak diyor onu söyledin olmadı. Bunu söyledin olmadı. Yoksa beni kandırıyor musun diyor. Hayır kandırmıyorum diyor. Bugünlerde diyor evin sahibi ölecek. Ve diyor büyük bir ziyafet çekilecek. Büyükbaş hayvanlar etler kesilecek. O zaman diyor sen de ben de diyor efendim afiyetle yiyeceğiz. Bol bol yiyeceğiz diyor. Bu sefer evin sahibini bir korku alıyor. Ben ne yapsam acaba diye. Tabii kendini satma imkanı yok. Ölümü de satma imkanı yok. Koşarak Hazreti Musa'nın yanına gidiyor. Ey Musa diyor başımdan böyle böyle işler geçti. Ben diyor öleceğim. Dua et ölmeyeyim. Diyor ki Hazreti Musa sen diyor öleceksin. Ölüm diyor Allah'ın yazmış olduğu bir takdir, mukadderattır. Bu mutlaka olacak. Ben sana demedim mi? Haddi aşma. Sen insansın. İnsan gibi davran. İnsan ol. İnsanın dilini, insanı öğren. Diğer işlerle uğraşma demedim mi diyor. Sen diyor öleceksin. Sana diyor ancak imanlı gitmen için dua edebilirim. Onun haricinde diyor başka bir şey yapamam diyor. İşte Mevlana buradan şuraya geliyor. Diyor ki ey insan sen diyor insansın. İnsan için çizilen dairede kal. Onun dışına çıkma. Onun dışına çıkarsan haddi aşmış olursun. Ki Allah sana haddi aşmaman için seni uyardı. Eyvallah. Diye mesleğiyle böyle Kur'an'dan, sünnetten hakikaten çok veciz örnekler veriyor. Bize hitap eden yönleri nelerdir değerli hocam? Bunlardan da bahseder misiniz? Tabii anlattıklarımızın aslında tabii. Tamamı bize hitap ediyor. Hani buyurduğumuz gibi. Evet. Bugün hakikaten bizim hani halk arasında şöyle bir söz vardır. İslam'ın şartı altıdır. Beşi İslam'ın şartı işte efendim altıncısı da haddini bilmektir denir.
Bu tabii bir fıkhi terim olmamakla beraber aslında burada bir mesaj vardır. Yani insan birincisi kendisine çizilen dairede insan olduğunun farkında olacak. Kendisinin sorumlu olduğunu bilecek. Başı boş yaratılmadığını bilecek. Evet. Efendim, Cenab-ı Allah'ın insanı bu dünyaya ne maksatla gönderildiğini bilecek. İşte mesleği bunu anlatıyor bize. Evet. Ey insan diyor, sen dünyaya geldiğinden bu yana inliyorsun, sızlıyorsun, ağlıyorsun. İşte diyor, sen kamil insan olman için diyor bu halleri çekiyorsun. İşte bize bakan yönleri, efendim, hoşgörü sahibi olmak, tevazu sahibi olmak, cömert olmak, yardımsever olmak, yardımcı olmak ve onunla beraber efendim samimi olmak, dürüst olmak gibi bize bakan onlarca, yüzlerce yönü var. Evet. Tabii dediğimiz gibi aslında Nazım Hocam, buyurun Sayın Hocam, Kur'an ve sünnet anlatıyor bize. Evet. Kur'an ve sünneti. Kur'an ve sünnet bugün bize ne diyor? Efendim, birbirine zulmetme. Mümin mümin kardeşidir. Ayıbını ortaya çıkarma. Kusurlarını sosyal medyadan, şuradan buradan deşifre etme. Çünkü her şeyi gören Allah var. Şöyle bir olay oluyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde. Bir insan sahabe-i kiramdan birisine diyor ki, işte konu farklı bir mesele. Tartışıyorlar aralarında. İlk baştan susuyor. Susarken Peygamberimiz de orada onları dinlerken, bir anda Peygamberimizin oradan ayrıldığını gören sahabe diyor ki, ya Resulallah, niye gidiyorsun diyor. Hani bak, bu adamla biz daha meselemizi bitirmedik. İlk baştan diyor sen sustun. Sen sustuğun esnada diyor o adama melekler cevap veriyordu. Ama sen cevap vermeye başlayınca melekler oradan ayrıldı. Meleklerin olmadığı yerde benim de işim olmaz diyor ve Peygamberimiz oradan niçin ayrıldığını söylüyor. Evet. Bu şu demektir yani. Aslında bizim hakkımızda kötü düşünen, yanlış yapan insanlara Cenab-ı Allah zaten gerekli cevap verir. Biz de aynı karşılıkla ona senin de şunun var, bunun var dediğimizde aslında onun yaptığını biz de yapmış oluruz. Evet. Burada ne yapmak lazım? İslam ahlakına, hukukuna riayet etmek lazım ki efendim hem insanlığımızı koruyalım, hem de efendim toplumdaki farklı alanlara, farklı kötülüklere doğru kaymayalım. Evet değerli hocam, teşekkür ederiz Mevlana ve Mesnevi ile alakalı bu düşüncelerinizden, bu güzel bilgilerinizden dolayı diyelim. Tabii programın başında da söylemiştik, yeni bir yıla, miladi bir yılın sonuna, miladi bir yılın başına birini bitirirken birine yol alıyoruz, birini karşılamak üzereyiz. Evet. Tabii az önce söylemiş olduğunuz haddi aşmama, hududu aşmama, kırmızı çizgiler diyoruz ya, şimdi siyasette falan çok kullanılan bir tabirdir. Evet. Hani bizim kırmızı çizgilerimiz var falan derler. Şimdi müminin de kırmızı çizgileri olmalı. Kutlamalar, efendime söyleyeyim, şatafatlı bir karşılama olacak, şu olacak, bu olacak. Edirne halkına hududu aşmama hususunda birkaç kelamla kısa ve öz olarak ne mesaj vermek istersiniz? Tabii aslında yeni bir yılbaşı, yeni bir yıl aslında ömür sermayemizin tükendiğini, efendim çocukların büyüdüğünü, yaşlıların bir yıl daha yaşlandığını, aslında haktan gelip hakka doğru gittiğimizin bir nedir? Lisanıdır. Evet. Söylemidir bu. Efendim, lisanı halidir tabiri caizse. Dolayısıyla insan aslında şunu düşünmeli. Bir gün daha yaşlandım. Bir yıl daha yaşlandım. Ben Mevlana'nın dediği gibi kamil insan mı oluyorum? Yoksa her geçen gün farklı, daha Rabbimizin istemediği bir insan mı oluyorum? Aslında muhakeme etmek için bir zaman dilimidir nefis bu. Nefis muhasebesi. Nefis muhasebesi yapmak gerekir. Evet. Efendim, Batı kültürünün bize dayattığı
yılbaşı kutlamakmış, efendim çam ağaçlarını kesmekmiş, onlara işte şu kadar masraf yapmakmış, alışveriş yapmakmış. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. İslam kültüründe efendim bizim işte peygamberimiz Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti o günden bugüne, kadim tarihimizden bu yana bizim kültürümüzde efendim böyle bir israf, böyle bir sınırları zorlama, böyle bir efendim batı kültürü hayranlığı böyle bir şey yok. Evet. Yok bu. Burada insanlar diğer zamanlarda, gecelerde, günlerde nasıl efendim bir hayat sürüyorlarsa o şekilde sürmeleri lazım. Bununla beraber bir yıl daha yaşlandım, biraz daha saçlar ağardı, gözler görmez oldu diyerek aslında kamil insan olmak için, Allah'ın rızasını kazanacak işler yapmak için kendimizi muhasebeye, muhakemeye çekmemiz gerekir. Allah razı olsun hocam. Dolayısıyla efendim bu kültürümüzde olmayan analeri yapmak, bizim medeniyetimizde böyle bir şey yok. İslam kültüründe böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz israftan kaçınacağız, harcamalardan kaçınacağız, bunlardan kaçınacağız. Normal hayatımıza devam edeceğiz. Efendim bununla beraber senevi devriyede yaşlandığımızın, efendim kemale erdiğimizin muhasebesini, murakabesini yapmış olacağız inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Evet, kıymetli ETV izleyenleri, bir cuma gününde bir gönül sohbetleri programında yine sizlerle birlikteydik. Edirne İl Müftü Vekilimiz Sayın Hüseyin Okuş hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Mevlana'yı, eserlerinden Mesnevi'yi konuşmaya çalıştık. Kur'an ve sünnet bağlamında bize neler anlatıyor, insana neler anlatıyor? Biz Mesnevi'nin neresindeyiz, Kur'an ve sünnetin neresindeyiz? Bunlardan bahsetmeye çalıştık. Ben kendi adıma şahsen istifade edenlerden oldum. İnşallah tüm izleyiciler olarak istifade edenlerden olmuşsunuzdur diyerek sizlerden müsaade istiyoruz. Bir başka gönül sohbetleri programında buluşmak üzere ben Nazmi Merter konuğum adına, yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.